İyi pazarlar sayın seyirciler. Bir Canan Barlas'la gündem programında daha birlikteyiz. Gündem hakikaten çok yoğun. Hem içeride hem dışarıda çok yoğun. Dışarıda Trump'ın tutuklanması konuşuluyor. Fransa ayaklanmış durumda. Tabii bu konulardan daha çok ilgimizi çeken konular bizim içeride oluyor. Altılı Masa dağıldı mı? PKK'dan, HDP'den destek aldı mı? Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerçek ortağı kim? Bütün bunları konuşacağız. Ama bir yandan da çok ilginç bir olay yaşandı. Suriye'de, Suriye sınırlarında içinde PKK'lıların olduğu bir helikopter düştü. Daha doğrusu içinde kim vardı, PKK'lılar mı vardı, kimle buluşmaya gidiyorlardı. Çok ilginç bir olay yaşandı. Şimdi ilk önce haberi bir izliyoruz. Üstüne Canan Barlas'la gündem tam gaz başlıyor. PKK'lı teröristleri taşıyan helikopterin düşmesine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Irak'ın Duhok kentinde yaşanan kazada bir değil iki helikopterin düştüğü belirlendi. Araştırma derinleştikçe helikopterin içindeki teröristlerin kimlikleri de netleşiyor. O teröristlerden biri PKK-YPG'li Şervan Kobanikod adlı terörist Abdo Mustafa Abdi'ydi. Kazanın ardından terör örgütü PKK'nın Suriye yapılanması SDG'den de açıklama geldi. Açıklamada terörist Abdi'nin helikopterin pilotluğunu da yaptığı belirtildi. ABD Savunma Bakanlığı kazanın ardından kendilerinin SDG'ye pilotluk eğitimi vermediğini söylemişti. Sayın seyirciler, siyasi kulislerde girdiğimiz seçim ortamında hep ne kadar Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti'nin sakin olduğunu konuşuyor. Çok sakin bir ortamda seçime gidiyoruz ama bir yandan da dört bir tarafımız ateşle çevrilmiş durumda. Amerika Birleşik Devletleri akbabalar gibi bekliyorlar. Ne oluyor Kemal Bey? Şimdi birincisi helikopterden başlayalım. Nedir bu helikopter kazası sizin anladığınız kadarıyla? Şimdi Türkiye, sizin oradan gireyim ben. Türkiye biliyorsunuz eskiden işte bu teröre muhataptı. Yani bizim içimizde, çevremizde, şehirlerimizde, metropollerde, her yerde terör vardı. O ortamdan tamamen içimizden dışarıya çıkardık. Bir de tabii biz Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyetimiz, lojistik olarak, silah mühimmat olarak çok güçlendik. Ya artık yani silah alan ülkeden, silah ihraç eden bir konuma geldik. İçeride güçlendik. Bu terörü temizledik. Bu sayede turizm de canlandı. Gerçekten deprem zamanında gördük ki, eğer şöyle düşünün, terör devam ettiği bir ortamda bu deprem meydana gelseydi biz bir facia yaşayacaktık. Şimdi tabii Türkiye böyle huzurlu bir ülke olunca dıştan bu sefer Türkiye'yi çevrelemeye başladılar. Biliyorsun önceden sadece Kandil'di. Sonradan Suriye'ye geldiler. Geçenlerde bir videoda Pervin Buldan zaten şöyle diyor. Suriye'de bir statü elde ediyoruz. Sonra Türkiye'de de aynı statüyü elde edeceğiz diyor. Şimdi yani sanki siz Kürtlerin hazır, statüye ihtiyacı hazır, var gibi. Siz hazır Pervin Buldan'dan konuyu açmışken, evet. Pervin Buldan'ın da sesini verelim. O ses de hazır sanıyorum. O sesi de veriyoruz. Evet, evet, bu daha değişik bir şey. Bu yeni. Bu yeni. Öbürü bu öncedendi. Bugün. Yeni bugün. Kapıda. Bugün tabii. Bugün yeni, 2023 yazıyor da. Şimdi öbürü önceden statüs diyordu. Yani Suriye'nin kuzeyinde, bizim güneyimizde bir terör bölgesi, biliyorsun binlerce tır silah geldi, hazırlanıyordu. O silahlar kapsamında çok silah verdi ama ben helikopter olayını ilk defa, yani havan topları, roket atarlar falan çok verildi. Eğitimlerini vermeye başlamışlar galiba. Eğitimlerini vermeye başladıkları anlaşılıyor tabii ki. Ama Türkiye tabii orada eskiden olduğu gibi Türkiye zayıf değil. Yani istihbarat bakımından da Türkiye çok güçlü. Oralara çok hakim. Peki. Ve bu çerçevede de yani helikopter bir kazada gitti. Kaza mı yani bu? Yani kaza demek zorundalar. Kaza mıdır değil midir bilemem ama Türkiye oralarda operasyon yapabilen bir ülke. Her türlü operasyonu yapabilecek istihbarat ağına sahip ve orada yerel unsurlardan da çok bilgi alabilecek, destek alabilecek bir güce erişmiş durumda Türkiye. Ama önemli olan bu helikoptere sahip olması. Yani Amerika veriyor, demek ki Fransa da
silah ve mühimmat yardımında bulunduğu anlaşılıyor. Lojistik destek sağlıyor. Yani helikopter desteği. Çok büyük bu olay. Üzerinde durulması gereken bir olay. Ve Türkiye artık bundan sonra yeni bir politikayla bu olayın da üzerine gidecektir. Yani Türkiye dışarıda ne işi var, Suriye'de ne işi var falan, Irak'ta ne işi var demememiz lazım. Bizi içerideki huzurumuzu, içerideki gelişmemizi, yani içeride biz bu sayede ne yapıyoruz? Kendi silahımızı yapıyoruz, İHA'mızı yapıyoruz, SİHA'mızı yapıyoruz, doğal gaz arayabiliyoruz. Savunma sanayinde yerlilik oranı %80'lere doğru götürüyoruz. Ama şimdi bizi çevrelemeye çalışıyorlar. Şimdi çevrelemeye çalışanların ne yaptığının herhalde sizde detayları var değil mi? Şimdi Irak, yani kim düştü, ne düştük, ne Irak düşürdü? Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani de açıklama yaptı. Bu helikopterin bizimle bir alakası yok. Yani bize ait bir şey değil. Satın alındığını, SDG aslında gerçek satın alan örgütün, SDG'nin bunu satın aldığını, nasıl satın aldığını onlar da merak ediyor. Ve kendi Süleymaniye'ye doğru iniş yaparken bizden izin almaları lazım dedi normalde. Bizden izinsiz bir şekilde bir seyahatte bu kaza meydana geldi. Biz de bunun arka planlarını araştırıyoruz. Ama bize gelen bir sabotaj mı, kaza mı henüz net bir bilgi yok diyor. Ama aynı anda iki helikopterin düşmesi, burada Türkiye bu konuda bir operasyon da yapmış olabilir. Türkiye henüz bunu bize gelen, yani arka plan diplomasisinde bize gelen bir bilgi yok. Yani ya da PKK'lılara helikopterleri verdiler, kullanamıyorlar, düşüyorlar. Öyle bir şey olabilir mi? O da olabilir. Ama şimdi önemli olan Cemil Bey, iki tane helikopteri, bir helikopter milyon dolarlık helikopter, bir terör örgütünün uzantısı, Suriye uzantısında böyle bir helikopterin, milyon dolarlık helikopterin olması ayrıca ve içinde patlarken düştüğünde görüyorsunuz, devamlı patlıyor, mühimmat patlaması. Yani bir noktadan bir noktaya bir mühimmat taşıması da var. Bazı sosyal medyada tabii ben bunları pek itibar etmem. İşte yüzlerce kilo uyuşturucu içinde olduğu gibi bir iddialar var. Tabii kesin olarak ama içinde mühimmat olduğu patlamalarda görülüyor. Peki Nazif'te bugün ne detaylar var? İstiyorsan Barko'da anlat. Barko'da anlatalım. Burada asıl da bomba iddia da biliyorsunuz bu 9 kişi var bu helikopterin içinde. Bunların bugün akşam gazetesinin haberini buradan söylüyorum. Ki CHP'li yöneticilerle görüşmeye gittiklerine ilişkin bugün akşam gazetesinde bir haber var. Gerçekten o da şimdi o çok ilginç. Şimdi detaylarını da konuşacağız onları. Herhalde şimdi senin Barko'nda ona da geleceğiz değil helikopter mi? Helikopter olayı nedir? Baştan sona bunun nerede, nasıl, ne zaman yaşandı, kimler vardı içinde? Bunun detaylarını bir izleyicilerimizin tam anlamıyla anlaması için anlatalım. Şimdi biz hep burada Amerika işte Suriye'nin kuzeyinde PKK'ya silah sevkiyatı yapıyor dedik, işte roket atar veriyor, şunu veriyor, bunu veriyor ki son ortaya çıkan bilgi korkunç. PKK'ya helikopter verilmiş. PKK'lılar bir helikopter düştü ve içinde 9 tane PKK'lı ne yaptı? PKK'nın bir de üst düzey kadrosundan kişiler. O Mazlum Kobani'nin galiba oğlu da içinde, öyle mi Kurtuluş Bey? Mazlum Kobani'nin erkek oğlu, kardeşi deniliyor. Oğlu kardeşi deniliyor. Ya da oğlu içinde. Şimdi 15 Mart'ta bu olay yaşanıyor. Şimdi bir dakika, bir araya giriyorum. 9 PKK'lı diyorsunuz. Yani 9'u da yani pilot da dahil PKK'lı mı o zaman? PKK'lı zaten kullanan kişinin adı da belli. Helikopteri kullanan da PKK'lı. Kullanan kişinin adı da belli. O zaman bunların niye düştüğü belli oluyor. Bunlara bir anda iki helikopteri tane helikopteri kullanan Mazlum Kobani dedikleri kod adlı kişinin. Onun kardeşi, yeğeni öyle ve şey. Ailesinden ya çok lider düzeyinde birisi. Kullanan da. Yani helikopter öyle pek torpille kullanılacak bir şey değil ama neyse, devam et Nazifciğim. Bu şimdi Duok Berkiyat köyü yakınlarında düşüyor. İşin en ilginci bu Fransız yapımı Aerocopter marka bir helikopter. Bakın Fransız yapımı. Bunun Fransa'da bütün kayıtları vardır. Muhakkak vardır. Bu helikopteri kim aldı, kime sattı? Fransızlar bu işi biliyorlar. Şimdi ülke bayrağı ve kuyruk tescili yok bu helikopterin. Ancak seri numarası belli olduğu için demin de dediğim gibi Fransa mülkiyeti konusunda bilgi sahibi.
Amerika Birleşik Devletleri o bölgedeki bütün hava trafiğinden haberdar, hava trafiğini yönetiyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nden en ufak bir açıklama yok. Şimdi helikopterde Amerika Birleşik Devletleri tarafından yetiştirilmiş PKK'nın sözde özel kuvvet elemanları var. 9 kişiler bunlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin Barku ilerlettiğimizde göreceğiz. Orada da çok yakında bir üssü var. Bu şu fotoğraf bakın çok ilginç. O helikopterin içinde çekilen bir selfie bu fotoğraf. Helikopterin o düşen helikopterin içinde çekilen bir selfie. Şu da Abdurrahman Şimşek galiba değil mi? Evet, evet. Mazlum Kobani'nin oğlu da ya da ya kardeşi ya da oğlu kardeşi da kardeşi diye ajanslara düştü. Bu kişi bugün sosyal erkek medyada da yer almış bir fotoğraf ve bilgi. Sayfayı evet. İlerletelim. İşte helikopter bir Fransa tarafından üretilmiş ve Abdurrahman Şimşek demin belirtti. Bendeki bilgi de Kürdistan Yurtseverler Birliği üyesi bir grup tarafından satın alınmış ve SDG'ye teslim edilmiş. Bu helikopter. Son kullanıcı PKK yani. Evet. Türkçesi. Şimdi helikopterle ilgili Amerika Birleşik Devletleri bilgi vermekten çekiniyor. Fakat ne yapıyor? Taziye mesajı yayınlıyor. Hem de çok içten, kalpten bir taziye mesajı. Taziye mesajı yayınlıyor. Cemil Bey sizin İngilizceniz var. Buraya tercüme edebilirsiniz. Ya, kalpten diyor. Başsağlığı diliyoruz diyor. Kahramanlarımıza diyor. Kahramanlar var. Öldürülmüş diyor aslında. Öldürülmüş diyor evet. Kazada öldürülmüş diyor. Kurban oldular diyor. Evet. İşte kendilerini adamışlar diyor servisimize diyor. Burada da fotoğraflarına ve de unutulmayacaklar bahsediyor. Diyor. Yardımımızı, evet. Desteğimizi, güvenliğimizi sağlamaya da devam edeceğiz onları. Evet. Demin de dediğim gibi bölgenin hava sahası Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolünde. ABD'ye ait Harir üssü helikopterlerin düştüğü bölgeye çok yakın. ABD burada PKK'ya evet. Eğitim vermesiyle gündeme gelmişti. Evet, Kurtuluş. Şimdi senin gazeteninde haberi var. Bunlar kimille buluşuyorlar diye. Ne diyorsun? Yani bu resmi olarak aslında bu Irak Kürt bölgesine düştüğü için oradaki hükümet bu bilgileri bugüne kadar açıkladı. Onlar resmi olarak 7 kişinin, dün 7 kişinin cesedine ulaşmışlardı. Bugün öğleden sonra 3 kişinin daha cesedine ulaşmışlar ve ikinci bir helikopterin varlığı olduğunu söylüyorlar. Artık bu sayı artar mı yoksa bununla mı sınırlı kalır? Onu önümüzdeki günlerde göreceğiz. İki helikopter düştü kesin mi? İki helikopter düştü diye bilgi geçti. Kesin mi iki helikopter düştü? SDG iki helikopter diye bir helikopter açıkladı. De düştüğü yönünde. Bu da normal bir kaza olmadığını bana gösteriyor. Amerikalılar da öldürüldü diyor. Terör örgütü kendisi açıklama yaptı. İki tane helikopter. Öldürüldü diyor diye. Zaten evet. Değil mi? Yani burada eğer Türkiye bu operasyonu yapmışsa ben buradan teşekkür etmek istemiyorum. Türkiye devletinin böyle teröristlerle mücadele. İşte Sayın Vekilim biraz önce söyledi. Ülkemizin içinde her alanda mücadele ettik. Artık ülkemize giremeyip dışarıdan Türkiye'yi çevrelemeye çalışan bu terör örgütüyle artık kendi inlerinde mücadele etmek adına Türkiye bu operasyonu yapmışsa bence çok sağlam bir operasyon. Türkiye bu operasyonu yapabilir. Belli ki yapmış yapabilir işte yani ama açıklamadan yapıp söyle. Yapmadığı kesin değil ona Amerikalı, bir şey diyemeyiz ama. Amerikalıların gözünde yapmış gibi yani açıklama öyle gibi anlaşılıyor. Bir de Türkiye'nin hareket ama. Gücü, operasyon gücü o bölgede çok fazla. İran da yapmış çok olabilir. Abi. İran yapsa gürültüsü çıkardı ve İran hedef alınırdı. Bu şöyle bir Stinger füzeleriyle vurulmuş olabilir çünkü ineceği bölgeye yakın bir noktada muhtemelen benim anladığım bunların rotalarını hani Nazif dedi Amerika Birleşik Devletleri hava trafiğini kontrol ediyor ama Türkiye Cumhuriyeti'nin Orta Doğu'daki bütün sinyal istihbaratını ve havadaki uçak trafiğini her şeyi, yerdeki havadaki her şeyi alabilecek gücü var. Bu eskiden GES komutanlığı vardı biliyorsun. Şu an 2012'de MİT'e devredilmesiyle evet. Türkiye orada bütün bu faaliyetleri izleyebilir.
Eğer bunlara yönelik bir çalışma, istihbarat önceden yapılmışsa, yerel unsurlarla birlikte yapılmış bir operasyon olabilir Türkiye'nin. Bu da bence Türk istihbaratının artık yurt içindedir, hemen sınırımızın dibindedir. Daha böyle 100 kilometre ötede bir operasyon yapabilme kabiliyeti açısından önemli bir operasyon. Şimdi sen hazır.